Bismillahirrahmanirrahim. 26. dersin ile tekrar inşallah birlikteyiz sizlerle. İnşallah bu dersimizle beraber mefulat konusunu artık bitireceğiz. Ve son olarak geriye sadece mefulü mea kalmıştım. Bu dersimizde de mefulü mea'yı öğreneceğiz ve devamında inşallah istisna konusuna geçeceğiz. Beşinci mefulatımız olan el mefulü mea huve ismun mansubun. Mef'ulü mea mansup bir isimdir. Yekav gelir ba'de vav bima'na ma'a ve tusamma vavul musahabe. Yani vavul musahabe ya da mesahabe diye isimlendirildiğimiz vavdan sonra gelen, tabii ki bu vav mea manasında. O zaman şöyle diyelim. Mea manasındaki vavul musahabe diye isimlendirilen vavdan sonra gelen mansup isme mef'ulü me'a denir. Hâzel vav, bu vav mesbukatun geçmektedir. Bi cümletin cümleyle fîhe fi'lun ev mâ yenûbu anhu fil amel. Yani bu vav, vavın öncesinde ya bir fiil geçecek ya da fiil türünden amel hususunda eşdeğer başka bir şey geçecek. Yani şibih fiil sayın hocalar. Tekrar edelim. Vav'dan önce bu vavul müsahabeden önce mutlaka ya bir fiil geçecek, içinde fiil olan bir cümle geçecek ya da fiilin yerine şibhi fiil dediğimiz fiil ameli yapan bir kelimenin geçtiği bir cümle geçecek. Devamında bu vavul müsahabe o hemen akabinde inşallah mef'ulü mea geçecek. Şimdi cümlemize bir bakalım, ilk örneğimize. Meşeytu ve Muhammeden. Meşeytu yürüdüm, fiil fail, tu fail ve Muhammeden yani Muhammed'le beraber yürüdüm. Meşeytu ve Muhammeden, Muhammed'le beraber yürüdüm. Meşey fiil-i mazi sükun üzere mebni tu fail ve vavul musahabe Muhammeden mef'ulü me'a ve ismul müşarek. Sayın hocalar, aynı zamanda bunun diğer adı ismul müşarek. Şuna ortak olan isim anlamında. Tabii ki cümlenin irabı açısından da bu nedir? Bizim mef'ulü me'amızdır ve mansubun bil fetha sayın hocalarım. Şimdi mef'ulü mea ile alakalı hükümlerimize, ince detaylarımıza bakma zamanımız geldi. Ehkamuhu hükümleri, yani mef'ulü mea'da bulunması gereken hükümler. Birincisi, ilk kuralımız el mef'ulü mea mansubun daimen. Mef'ulü mea'mız her zaman mansuptur. Kesinlikle bunun kaçarı yok. Ve nasibuhu, yani mef'ulü mea'mızı nasbeden şey ya bir fiildir. Az önce söylediğimiz gibi ev ma yenubu anhu fil amel veya amel hususunda fiilin yerine geçen başka bir şey. Yani şibih fiil ne gibi? İşte ismi fail gibi. Bir bakalım. Mef'ulü me'amızın amelinin fiil olduğu duruma örnek. Sirtu ve nil, yani nil nehri boyunca yürüdüm. Sirtu fiili mazi sükun üzere mebni tu fail ve vavul müsahabe. En nil ise burada nedir? Mef'ulü me'adır. İsmul müşarektir sayın hocalarım. Bakın burada mef'ulü me'amız mansup. Ve bunun amili bizim buradaki fiilimizin mevcudiyetidir. اَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْعَمَلِ veya fiil yerine onun amelini yapan başka bir kelime de olabilir bizim mef'ulü me'amızın amili. Ki ismi fail gibi. Ne gibi? اَنَّسُ kartal دَائِرٌ uçmaktadır. وَاَسْتَحَابَ yani bulutlarla beraber uçmaktadır kartal. Kartal bulutlarla beraber uçmaktadır. اَنَّسُ مُبْتَدَى دَائِرٌ burada haber. Ama haberimiz aynı zamanda bir ismi fail ve vavul musahabe et sahabe ise burada mef'ulü me'amız ve mef'ulü me'amızın amili burada dairun haberidir sayın hocalarım. Mef'ulü me'amızın amili buradaki dairun haberidir ve o da ismi faildir. Yani fiil cinsindendir. Yani fiilin yani şibihi fiildir sayın hocalarım. Şibihi fiildir diyelim dairun için. Birinci kural, mutlaka ve mutlaka mef'ulü me'a mansup gelecek. Ya amili fiil olacak ya da şibhi fiil olacak sayın hocalar. Gördüğümüz gibi örnekler üzerinde. İkinci kuralımız mef'ulü mea ile alakalı. El mef'ulü mea yuştaratu limeci'etihi selâfete şurûd. Mef'ulü mea'da mutlaka 3 şeyin gelmesi lazım. Mef'ulü mea'da 3 şeyin gelmesi şarttır. Bakalım neymiş o 3 şer? Bir tanesi en yekûne ismen. Mutlaka ve mutlaka mef'ulü mea'mız isim olacak. Fadleten fazlalık bir isim. Yani sıradan bir isim değil, fazlalık bir isim olacak. Likey tesihal cümletu bidunihi. Yani cümlenin
kendisi olmadan da sağlam bir şekilde kurgulanabileceği fazlalık bir isim olacak bizim mef'ulü meamımız. Mesela bu örneklerde öyle. Mesela yürüdüm diyebiliriz. İlla buraya enniyle dememize gerek yok. Mef'ulü measız da bu cümle güzel. Veya burada ennesru tayrun, kartal uçmaktadır diyebiliriz. İlla ki bulutlarla beraber dememize gerek yok. İşte buradaki isimler fazlalık isimlerdir cümlemize. Mef'ulü mea olmaya uygundurlar. Birinci kural bu. Mef'ulü meamız cümlenin kendisi haricindeki sıhhatini engellemeyen fazlalık bir isim olacak. İkinci şartımız en yekuna vakiyan ba'de vavul musahabe. Ve kesinlikle mef'ulü mea vavul musahabeden sonra gelecek. Eddâlletun nassan alel ma'iyye. Yani ma'iyetliye delalet eden vavul musahabeden sonra gelmek zorunda mef'ulü mea'mız. Ve üçüncü kural en tusbiku hâzel vav bu fiilden önce gelecek. Ne gelecek? Bir fiil. Yani bu vavdan önce fiil demişim. Bu vavdan önce vavul musahabeden önce mutlaka bir fiil gelecek. Ev ma fihi ma'nel fiil. Ya da fiil manası bulunan bir şey geçecek ve hurufihi anlamında sayın hocalarım. Yani fiil anlamı içeren bir kelime ya da fiil geçecek mutlaka bu vavul musahabeden önce sayın hocalarım. O zaman şu üç olmazsa olmaz sayı şöyle tekrar edelim hep birlikte. Fazlalık isim olacak mef'ulü meamuz cümlenin sıhhatine engel olmayacak. Vavul musahabadan sonra gelecek mef'ulü meamuz mutlaka. Ve ne olacak? Vavul musahabadan önceki cümlede ya bir fiil bulunacak ya da fiile eşdeğer bir şibhi fiil mutlaka bulunacak. Üçüncü kuralımız mef'ulü mea ile alakalı. El mef'ulü mea la yecuzu caiz değildir. En yetekaddeme ala amilihi. Yani bizim mef'ulü mea'mız amilinden önce kesinlikle gelemez. Tekrar edelim. Bizim mef'ulü mea'mız amilinden önce kesinlikle gelemez. Ve la en yetevassete beynehu ve beynel ismul müşarak. Veya bizim mef'ulü mea'mız ya da şöyle diyelim buraya. Bizim mef'ulü mea'mız ile ismul müşarekin arasında da gelemez. Yani senin bizim şöyle dememiz caiz değildir. Hemen bakalım. Vannile sâra er-racülü. Bakın sâra bizim fiil-i mazimiz, amilimiz. Er-racülü failimiz. Ve vavul müsâbe enniyle. Burada mef'ulü meyamız. Burada ne olmuş bakın vannile de? Mef'ulü meyamız amilinden önce gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Bir diğer örneğimiz. Sâra vannile er-racülü. Burada ise sayın hocalarım bizim yine amilimiz en başta mef'ulü meamız gelmiş ama er-racülü'den önce gelmiş. Bakın er-racülü'den önce de gelemez bizim buradaki vennilemiz. O zaman şurayı nasıl tercüme edelim sayın hocalarım? Mef'ulü mea caiz değildir. En yetekaddeme ala amilihi. Amilinden önce gelmesi caiz değil. Ve la caiz değil. En yetevassete ortalaması beynehu onun ile ve beynel ismin müşarekin arasında başka bir şeyin gelmesi de yani o arada da gelemez sayın hocam o arada da gelemez. Yani şu ikinci örnekte söylediğimiz gibi vannil bu arada da gelemez kesinlikle en sona gelecek sayın hocalarım en sona gelecek. Dördüncü kural la yecuzu caiz değildir en tuhzefe vavul musahabe mutlaka yani mutlak manada kesinlikle ve kesinlikle biz cümlenin içinde o vavul müsahabeyi hasfedemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Ne gibi? Fela tekulu sen şöyle diyemezsin yani. Sara er-raculu enniyle diyemeyiz. Böyle dersek ne olur? Enniyle bizlerde sanki böyle bir mef'ulü bih izlenimi ortaya çıkarır. Bu yüzden buna gerek yok. Mutlaka ve mutlaka vavul müsahabeyi mef'ulü mealarımızın başında getireceğiz. Eğer getirmezsek biz buna mef'ulü mea diyemeyiz. Biz böyle bir cümle ne yapamayız? Kurgulayamayız. Beşinci kural, la yecuzu caiz değildir. El faslu beyne vav ve beynel mef'ulü mea bi fasilin. Yani vavul müsahabeden hemen sonra gelecek mef'ulü mea. Arasına bir fasıla koymak da caiz değildir. Fela tekulu, biz şöyle diyemeyiz yani. Sara er-racülü, adam yürüdü, mea zevceti eşiyle beraber, ve nil ve nilne beraber, nil nehrine doğru. Nil Nehri ile beraber, Nil Nehri'ne doğru adam eşiyle beraber yürüdük. Biz böyle diyemeyiz. Neden? Çünkü biz şu an burada ne yapmış olduk sayın hocalarım? Vav ile
mef'ulü me arasında bir fasıla getirmiş olduk. Şu da me'a zevci ibaresidir. Böyle bir şey biz kesinlikle söyleyemeyiz. Halatul ismil vaki ba'de el vav el ismul müşarak. Vavul müsahabeden sonra gelen ismin durumu sayın hocalarım. İsmin alabileceği durumlar, ona da ismul müşarek demiştik sayın hocalarım. Zaten az önce de söyledim sizlere. Ne gibi mesela bir bakalım. Vücubun nasb. Yani mutlaka ve mutlaka o ismul müşarek mansup olarak gelecek sayın hocalarım. İsmul müşarekimizin yani mef'ulü me'amızın mansup olarak geleceği durum. Ve imtina'ul atıf ve atıftan kaçınılarak. Yani atıftan kaçınıldığı zaman bu uygun oluyormuş. Bir bakalım. İza vucide eğer bulunursa mani'un bir engel yemne'u atfehu. Yani onun atfını engelleyen bir engel bulunursa ala ma kablehum. Yani kendisinden öncesine atfedilmesini engelleyen bir engel açığa çıkarsa o zaman biz onu nasip etmek durumundayız. Hâzel mani'u kad yokun. Bu engel bazen ne olabilir? Manevi olabilir. Bazen lafzi olabilir. Bir bakalım. Sâra er-racülü. Adam yürüdü ve sura. Yani sur da yürüdü sayın hocalarım. Sera er-raculu ve sura. Örneğimize baktığımız zaman sera yürüdü er-raculu adam ve sura yani duvar boyunca. Adam sur yani duvar boyunca yürüdü cümlemize baktığımız zaman burada manevi bir engel var. Yani atıf yapılmasına manevi bir engel bulunmakta. Onu da şöyle açıklayalım. Haysu şöyle ki la yasihu el ma'na mana doğru olmaz. Levkulte sen şöyle dersen mana doğru olmaz. Ne gibi? Serra raculu ve sur. Yani adam yürüdü duvarla beraber. Yani duvar da yürüdü. Yani buradaki duvarı alıp adama atfedersek yani adamın yaptığı işi duvar da yaptı gibi burayı atfedersek olmayacaktır. Adam yürüse bile duvar yürüyemeyecek. O yüzden kesinlikle burada ve surunun matuf olamayacağı aşikar. Çünkü manevi bir engel var. O yüzden buradaki sur nedir? Bizim mef'ulü me'amızdır. Ve kad yekunu lafziyen bazen lafzi bir engel olabilir. Ne gibi? De'autu leke yani seni çağırdım ve Muhammeden ve Muhammed'i çağırdım. Yani burada biz ancak ne diyebiliriz? Biz burada ne diyebiliriz? Muhammed'le beraber seni çağırdım. Sayın hocam biz burada Muhammed'le beraber seni çağırdım ancak diyebiliriz. Neden? Mesela buradaki Muhammed'i alıp bu L'ye atfedemiyoruz maalesef. O yüzden buradaki leke mef'ulümüz ve ve'ul müsahabe Muhammed'in ise bizim neyimizdir sayın hocalarım buradaki? Mef'ulü me'amızdır. Ne gibi? Meşeytu Muhammed'in örneğinde olduğu gibi. Mesela meşeytu ve Muhammeden burada da yine meşeytu fiil fail tu fail ve vevul müsahabe ve Muhammeden bizim neyimizdir sayın hocalarım? Burada mef'ulü me'amızdır. Şimdi aşağıda önemli bir dipnot var burada. Dipnotlara pek fazla bakmıyoruz ama yine de burada bakalım. Fe inne vevel atıfı izâ vekat ba'de damiru mecrur fe la yecuzu el atfu ala hâda damiru illa ba'de i'âde. فَتَكُلُ فِي الْمِثَالِ الَّذ۪ي مَعَنَا دَعَمْتُ لَكَ وَلِمْ مُحَمَّدٍ. Bakın diyor ki eğer burada atıf yapılacak olsaydı, atıf olsaydı burada nasıl ki K'nin başına L geldiyse Muhammed'in başına da Li gelecekti. Aslında bu Li'dir ama muttasıl zamir bitiştiği için biz onu L okuruz. Burada da normalde Li Muhammed'in olması lazımdı eğer atıf olsaydım. O yüzden burada ne var? Burada lafzi bir engel var atıf olmadığına dair. O da nedir? Bizim buradaki matuf mef'ulü me'amızın başında bir li'nin eksikliği bunun matuf olamayacağını ve ancak mef'ulü me'a olacağını bizlere göstermektedir. B bölümü ise vücubul atıf, atfın vacip olduğu durumlar ve imtina'un nasbu alel ma'iyye yani ma'iyet üzerine nasbın kaçınılması nasbtan. Bakalım açıklamasını okuyalım anlarız inşallah. Ve zâlike şöyle ki اِذَا كَانَ الْفِعْلُ eğer fiilimiz olursa لَا يَقَوُ اِلَّا مِنْ اَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَ ancak fertlerinin efratlarından sayılı olursa تُشْتَلِكُ فِي مَعْنَ الْفِيلِ اِشْتِرَاكَنْ حَكِيكَ ve fiilin manasıyla gerçek bir ortaklık meydana gelirse ne gibi? تُقَاتِلُ الْفَرَسُ وَالْرُوَمْ bakın burada atıf yapmak durumundayız. Neden? تُقَاتِلُ savaşıyor El Ferasu İran ve Rum birbirleriyle savaşıyor.
Çünkü buradaki bizim fiilimiz nedir tukatilum? Bir lil müşareketi beynel isneyin babındandır ve burada el ferasu failimiz ve rum bunun üzerine yapılan bir atıftır sayın hocalar. Devam edelim. Tesaleha el evsu vel hazreç. Evs ve hazreç kabileleri sulh yaptılar, barıştılar. Burada da yine el evsu bizim failimiz. Vel harac vel hazreç işte bu da yine failimizdir. Burada atıf vavu var ve burası ma'tuftur. Atfedilendir. Ma'tuf burada el evstir sayın hocalar. Yine teşareke Muhammedun ve Ali. Teşareke. Yani ortaklık yaptılar. Muhammed ve Ali ortaklık yaptılar. Burada da yine nedir sayın hocalarım? Burada Ali yine atfedilen şeydir. Muhammed ise kendisine atfedilen şey. Buradaki vav da atıf harfidir sayın hocalarım. Yani buradaki bizim nasıl diyelim sizlere? Buradaki sonradan atfettiğimiz şeylerin bir fiilde bir ortaklığı söz konusu sayın hocalar. Yani şu savaşma işini tek kişi değil beraber yapıyorlar veya sulh yapma işini beraber yapıyorlar veya ortaklık işini yine beraber yapıyorlar. O yüzden bizim burada atıfları kullanmışız. Burada mef'ulü mea bulunmamaktadır sayın hocalar. Cevazun nasb vel atıf, atfın ve nasbın caiz olduğu durumlar ki burada vel nasbu ercah yani nasb en tercih edilen durumdur. Littelahhusu min fesadil mana evul lafz yani mananın fesadından ve lafızın fesadından kurtulmak için burada nasb daha tercihe şayandır. Ne gibi? Misalul manevi la tufrih bin nasri ve zille. La tufrih yani sevinme bin nasri ve zille yani zilletle beraber gelen yardımdan dolayı sen sevinme. Örneğimiz bu. Feleysel muradu ennehyu anil emrayn. Buradaki kasıt yani sevinmeme işlemi iki işten nehyetmek kasıtlı değildir. Yani nasırdan dolayı, yardımdan dolayı sevinmek veya zilletten dolayı sevinmek değildir buradaki amaç. Bel el muradu ennehyu. Bilakis buradaki nehiden murat anin nasri yardımdan dolayı ama müctemian me'azzille. Yani zilletle beraber gelen yardımdan dolayı sevinmemektir murat. Yoksa buradaki iki şeyden dolayı sevinmemek değildir. Zilletle beraber gelen yardımdan dolayı sevinmemektir. O yüzden biz böyle bir durumda yani atıf var burada. Atıf var ama yine de burada nasb en takdire şayan olan harekedir sayın hocalarım. Veya lafzi bir şey var. Bir de ona bakalım. Meşeytu Muhammeden Muhammed'le beraber yürüdü. Evet, meşeytu ve Muhammeden örneğimizi inceleyelim Allah'ın izniyle. Meşeytu fiil fail tu fail ve vavul musahabe ve Muhammeden bizim burada mef'ulü me'amızdır sayın hocalarım. Buradaki fe Muhammeden'e baktığımız zaman bu örneğimizdeki yecuzu fihe en nasbu ala ennehu mef'ulü me'a. Yani biz ona mef'ulü me'a diyerek onu cümlemizin içerisinde mansub olarak kullanmamız caizdir. Ve yecuzu ref'uhu. Yine o Muhammeden'in Muhammedun olarak merfu olması da caizdir. Atfen, atfedilerek aled damiril muttasıl er merfu ette fi meşeytu. Yani sizler bunu meşeytu ben yürüdüm ve Muhammeden, Muhammed'le beraber yürüdüm diyerek Muhammeden'i burada mef'ulü mea yapabilirsiniz. Bu caizdir mansub olarak. Ya da bunu Muhammedun yaparak şuradaki tu zamirine atfedebilirsiniz. Yani meşeytu ben yürüdüm ve Muhammedun ve Muhammed yürüdü diyerek buradaki Muhammeden'i Muhammedun olarak buradaki tu zamirine atfedebilirsiniz. Bu da caizdir. Ve nasbu eftalu ama burada mansup yapmamız yani mef'ulüme olarak kullanmamız daha uygundur. Li'ennel atfe çünkü atıf yapmak ale damiril merfu bir merfu zamire atıfta bulunmak daifun min cihetil lafız yani lafız yönünden bir merfu zamire bir ismi atfetmek bizim burada kullanacağımız mef'ulü mea rütbesinden daha zayıf bir seçenek olduğu için burada en uygunu nedir sayın hocalarım? Onu ve Muhammeden olarak mef'ulü mea olarak okumaktır. Bir diğer seçenek ve son konumuz cevazun nasb vel atıf. Şimdi az önce okuduğumuz konumuz yine cevazun nasb vel atıfta ama mansubun tercih edildiği durumlardı. Şimdi ise yine cevazun nasb vel atıf mansub olması da
atıf olması da mümkündür oradaki vavul mesadan sonra gelen ismin. Lakin vel atfı ercehu, atfın daha tercihe şayan olduğu duruma bakalım. İza kana el muradu eddelale alel müşareke vel iktiran. Eğer bizim buradaki kastımız ve muradımız müşareket, ortaklık ve iktiran, yani birlikte yapma olacaksa olayı, o zaman biz ne yapmalıyız burada? Atfı tercih etmeliyiz. Çünkü liyennel atfa, atıf daha kuvvetlidir. Ekve daha kuvvetlidir. Fiddelaletil maneviyye alel müşareke. Müşarekete delalet hususunda ve iktiran birliktelik hususunda atıf mef'ulü me'adan daha da kuvvetlidir. Mesela ne gibi? Sera gitti, el kaidu komutan ve cunut ve askerleri gittiler. Burada biz ne yapabiliriz sayın hocalarım? Biz burada bakın cevazun nasb, yani buna mef'ulü me'ade diyebiliriz. Yani sera el kaidu vel cunude, komutan askerleriyle beraber gitti diyebiliriz burada. Bu şekilde de yapabiliriz. Atıf da yapabiliriz. Mesela buradaki el cunuduyu şuradaki el kaiduyu atfederek komutan gitti ve ordu gitti, askerler gitti diyebilirsiniz ki bu en takdire şayan durum. Çünkü bir işi beraber yapmak ya da iktiran birleşik yapmakta tabii ki atıf mef'ulü me'aya çok daha üstün gelmektedir. Evet, bu şekilde mef'ulü me'a konusunu bitirdik sayın hocalarım. Mef'ulü me'a ile alakalı mutlaka unutmamamız gereken mef'ulü me'anın mansub olduğu, bu kesinlikle unutulmamalı. Amili olarak, nasb amili olarak bir fiilin ya da şibi fiilin bulunması gerektiği unutulmamalı. Mef'ulü me'anın fazlalık bir isim olarak geleceği, vavul musahabeden sonra gelmek zorunda olduğu ve vavul musahabeden önce mutlaka bir fiil cümlesinin geçmesi gerektiği de kesinlikle unutulmamalı. Diğerinde ise mef'ulü me'a kesinlikle amilinden önce gelemez. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Vavul musahabenin kesinlikle hasfedilemeyeceğini unutmayalım. Ve vavul musahabe ile mef'ulü me'a arasına herhangi bir ismin de girmeyeceğini unutmayalım sayın hocalarım. Ve hemen akabinde şu vücubul atf ya da cevazun nasb vel atıf van nasb ercehu ya da cevazun nasb vel atıf el atfı erceh durumlarını mutlaka bilmek durumundayız. Sınavda bu takım sorular gelebilir. Çünkü bunlar herkesin ezberlemek istemeyeceği, fazlalık olarak göreceği bilgilere benziyor. Ama bu kuralları bilelim ki buradaki yani vavul müsahabadan sonra gelen kelimenin atıf mı yoksa mef'ulü me'a mı olduğunu kestirebilelim. Bunun için de kurallarımız gerçekten çok önemli. Atıf ile mef'ulü me'a çünkü birbirine benziyor. O yüzden burayı dikkatlice okumalı ve videoyu gerekirse bir kere daha dinlemeye özen gösterebiliriz sayın hocalarım. Evet, mef'ulatlar konusunu böylelikle geride bıraktık. İnşallah artık birkaç videoda istisna hakkında çekip yeni konularda yolumuza devam edeceğiz. 27. videoda görüşmek dileğiyle cümleten hayırlı günler diliyorum.